Bir enstitüde 4. sınıftan Mustafa ile 3. sınıftan Cemal anlaşıp geceliğin kooperatifi soydular. Biraz para vardı aldılar. Üzüm, lokum, gözleri neyi tuttuysa aşırdılar. Koğuşturma sonunda Mustafa ile Cemal bulundu. Suçlarını kabul ettiler. Yönetmeliğe göre kurumdan uzaklaştırılmaları gerekir. Müdür bütün enstitüyü topladı. Mustafa ile Cemal ortaya çıktı. Efendim bir bilmezlik işledik. Bizi atmayın atmayacağız. Size daha ağır bir ceza vereceğiz. Efendim bağışlayın. Bağış yok. Alın kooperatifin anahtarını. Mustafa sen başkansın. Cemal sen de onun yardımcısı. Bundan sonra kooperatifi siz yöneteceksiniz. Haydi bakalım. Mustafa da Cemal de sonuçta öğretmen oldu. Gittikleri köyün çocuklarını kendi çocuklarını yetiştirdiler. Topluma yararlı oldular. Enstitüleri kuranlar en başta eğitimin gücüne, İnsanın içindeki öze iyi etkilerle o özü geliştirip tansıklık yaratacağına inanıyordu. Bunun için öğrenciler suç işlediği zaman bile öbür okullardaki gibi hemen disiplin yönetmeliği çalıştırılmazdı. Öğrenciye kendini düzeltme fırsatı verilir bu amaçla ona sorumluluk yüklenirdi. Tansık, insan aklının almayacağı şaşırtıcı, olağanüstü olay, mucize. Sevgiyle kalın, Atatürk'le kalın.